Hayırlı sabahlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız elhamdülillah bizler iyiyiz. Sabah 5'te kalktım arkadaşlar, hazırlandım. Biraz böyle kendime vakit ayırdım. Daha sonra şimdi çocukları Hifa'yı uyandırdım. Kahvaltısını yapıyor içeride. Ben de onun beslenmesini hazırladım. Şöyle ekmek koydum. Bugün saat 1'e kadar okulu arkadaşlar. Onun için yani bugün biraz yoğun geçecek galiba. Biraz işlerim var bugün halletmem gereken. Bakalım inşallah hepsine yetişebilirim bugün. Böyle hazırladım arkadaşlar. Domates koydum, elma koydum. Bunları seviyor çünkü. Yani bitireceğini bildiğim şeyler. Şimdi saat 1'e kadar da olunca okul yani acıkmasın. Daha sonra şöyle bir tane elma püresi var arkadaşlar. Çocuklar kapağını açıp içiyorlar. Böyle bir şey koyacağım çantasına. Suyunu hazırladım. Yusuf Selim'in sütünü hazırladım. Ballı süt yapıyoruz Yusuf Selim'e. Sabah uyandığında ve akşam yatarken. Öğlen bakıyorum eğer yemekten sonra uyumazsa. Hani bir şeyler atıştırıp yatarsa o zaman yapmıyoruz ama eğer şeyse ona da süt yapıyoruz. Yani günde 3 defa bir süt içiyor Yusuf Selim. Yani onun da sütünü hazırladım. O hala uyuyor. Onu uyandıracağım. Hifacığım içeride kahvaltısını yapıyor arkadaşlar. Geçen gün demiştim kışlıkları yazlıkları ayırmam gerekiyor diye. Dün eşime aşağıdaki hurçlarımızı getirttirdim arkadaşlar. İçlerinden bütün kışlık eşyalarımızı, Hifa'nın eşyalarını falan aldım, ayırdım. Ve şu anda ne eksik ne fazla artık biliyorum yani az çok. Yani onları da hazırladım. Bu hurcumun üzeri birazcık boş kaldı. İçine kalın ceketlerimiz falan vardı. Bakayım ve eğer çocukların dolaplarında fazlalık bir şeyler denk gelirse onları da bunun üzerine koymak istiyorum. Onun için bu burada böylece kaldı. Bakalım artık. Dışarıda hava yağmurlu, çok soğuk. 12 derece olacakmış bugün. Yani bugün Yusuf Selim'i berbere götürmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada halamlar da orada oturuyorlardı. Bugün yeğenimin hediyesini götüreceğim. Ona biliyorsunuz kreşe başlayacak diye hediye yapmıştım. Onları götüreceğim. Davetiyeler varmış yengemlerin. Onları alacağız. Belki onları dağıtacağız bugün. Yani böyle bir gün. Randevu almam gerekiyor. Birkaç yerden. Onları da inşallah bugün unutmazsam halledeceğim. Yani öyle yoğun bir gün bizim için. Şimdi başlayalım bakalım. Saat 7'yi çeyrek geçiyor. Hifa da hemen yemeğini yesin. Ben Yusuf Selim'i hazırlayayım. Ondan sonra okula yola çıkalım. Evet arkadaşlar, şimdi uzun bir telefon trafiğinden sonra gene hiçbir doğru düzgün işimi halledemedim ama şu an acil Yusuf Selim'e kışlık ceket almaya gitmem lazım. Çarşı açıldı. Annem de beni bekliyor orada. Yani onu da fazla bekletmek istemiyorum. Hala tam iyileşmedi çünkü. Bugün arkadaşlar halamın kızına oyun şey aldım. Sürpriz yapmak istiyorum demiştim arkadaşlar. Şöyle bir tane geçen gün de videoda göstermiştim. İçini şöyle biraz doldurdum. Şöyle bir tane de arkadaşlar benim bir arkadaşım çok güzel çantalar yapıyor arkadaşlar. Üzerine isim yazıyor. Bir tane de öyle çanta yaptırdım kendisine. İnşallah hoşuna gider kreşte kullanması için. Evimin içini de arkadaşlar toparladım. Kışlık demiştim ya kışlıkları yazlıkları kaldıracağım diye. Güneşliklerimi çıkarttım arkadaşlar dün. Onlar yıkanıyor şu anda. Güneşliklerimi çıkarttım. Onları ütüleyip kaldıracağım inşallah. Her yeri toparladım. Kaldırdım. Yemek masamın üzerine de banklarımı kaldırdım. Şimdi çıkarken süpürgemi çalıştıracağım. Robbie'yi. Onun da sürekli adı değişiyor ama Robbie'yi çalıştırmak istiyorum. Aynen biz gelene kadar o da evi süpürsün. Bugün biraz geç geleceğiz galiba. Herhalde Hifa'yı alır gelirim. Bugün öğretmeniyle de Hifa'nın görüşmem var. Yani biraz şey olacak, knap olacak galiba benim için. Geldiğimizde en azından ev temiz olur. Hifa'nın dersini yapar. Yusuf Selim'i yatırırız. Öylelik sıra şimdi evden çıkıyorum inşallah. Yani şimdilik böyle bakalım. Daha bugün gün bize neler getirecek. Ama şimdilik bir çıkıyoruz bakalım evden. Hadi oğlum gidiyoruz. Yusuf Selim'cim. Hadi balım gidiyoruz gel. Bu arada makineye de sabah çamaşır atmıştım arkadaşlar. Çamaşırım bitti. Kurutmamı da çalıştırdım. Sermem gerekenleri de serdim. Yani orası da öyle tamam. Şu an içim rahat bir şekilde evden çıkabiliriz küçük adam. Hadi. Hadi aslan kuşum gidiyoruz. Arkadaşlar şu koltukları hep arkaya doğru çekmemiz gerekiyor. Oraya giriyor. Oradan yukarıya çıkıp bu tarafa doğru kendini sallandırıyor. Onun için biraz korktuk düşer falan diye. Sürekli koltuklar arka taraftaydı ama şimdi ben öne doğru çektim. Yani
Çocuklu evde maalesef çocuklara göre evi tekrardan şey yapmanız gerekiyor. Dekore etmeniz gerekiyor. Şuranın camını da açayım. Dışarısı bayağı rüzgarlı ve soğuk arkadaşlar. Şurayı size de göstereyim. Yani demin sabahtan bir yağmur yağdı. Yerler hala ıslak. Yani bayağı da soğuk. Arkadaşlar bizim işimiz bitti. Şimdi anneannemizi bekliyoruz. Kuaförden çıktık şimdi. Yusuf Selim'in maalesef saçlarını kestiremedik. Çünkü bugün hiç randevuları yokmuş. Ama bizim de bugün gelmemiz gerekiyordu. Bize vardı. Yusuf Selim yani saçı kesen bayan terminleri yokmuş maalesef. Şimdi ben de gittim. Kahvaltı için bir şeyler aldım. Sabah annem işten çıktı geldi. Yani öyle olunca daha henüz kahvaltı yapamamıştık. Şimdi de Hifa'nın okuluna görüşmeye gideceğim. Öyle olunca kahvaltımızı öyle yapacağız bugün. Oturup yesek aslında güzel olurdu ama onu da vaktimiz yok. Yusuf Selim'in yeni ceketi arkadaşlar. Demin bunu aldık. Einstein Family'den aldık. İçi falan çok güzel. Diğer yerlerde içi bu kadar şeyini bulamamıştık. Öyle olunca ona da öyle aldık. Kifaya da simit aldım arkadaşlar. Bizim bu simitçi kafe Münih'in güzel simitleri çok güzel. Yani şimdi annemin de işi bitsin, ondan sonra 2 dakika halamların da eşyalarını verir, davetiyeleri alır, oradan da geçeriz Hifa'yı almaya. Yani tam yetişiyoruz herhalde Hifa'ya da buradan sonra. Yani bakalım bakayım nasıl olacak. Bakalım bizim familya evde mi? Şöyle. Söyle bastım bak. Aldım hediyelerimi elime. Kapı açıkmış. Halamlara yetişemedim maalesef. Onlar da dışarıda işleri varmış. Saat şu anda 1'e 3 var. Okulun önüne geldim. Şimdi bekliyorum çocukların çıkmasını. Öğretmenle bir konuşmamız olacak biraz. Yani onları bekliyorum. Yusuf Selim anneannesiyle arabada. Anneme dedim anne sen de geliver 2 dakika diye. Yusuf Selim durmuyor çünkü. Biraz koşturdum buraya, nefes nefese kaldım. Evet. Şimdi bekliyoruz bakalım. Neden geldiğime de arkadaşlar, İfa'nın defterlerini biz kendimiz aldık. Çocukla beraber vakit geçirelim. Hem bize de değişiklik olsun falan diye. İfa'nın defterlerini biz aldık. Şimdi hemen 2 dakika öğretmenle kontrol edeceğiz. Birkaç aile daha öyle yapmış. Onlar da zaman zaman gelip kontrol ettiler. Çocukların okul defterlerini. Doğru mu yanlış mı? Diğerlerininkini de öğretmenimiz almış. Aslında öyle de yapabilirdik ama hani dedik biz de değişiklik olsun. İzine gidip de izinden son dakika gelenlerinkini öğretmen kendisi aldı. Ama biz kendimiz almayı tercih edenlerle de şimdi onun defterlerini kontrol etmeye geldik. Sabah anlaşmıştık öğretmenle. Öyle geldim yani şimdi bakalım ne zaman çıkacak çocuklar. Birazdan zil çalar. Tekrar Mülay'a geldim. Dedim ya arkadaşlar gerçekten hiç bitmiyor bu eksikler ya. Hiç bitmiyor. Şimdi bundan geçen gün almıştım. Büyük gelmiş defterini. Şimdi onun için gidip bunun şeyinden alacağım. Arkadaşlar gerçekten hiç bitmiyor eksik ya. Her gün başka bir şey çıkıyor. Her öğretmen başka bir defter, kitap istiyor. Yani yapacak bir şey yok. Mecbur aldık şimdi. Gidiyoruz. Bizimkiler yine arabada bekliyorlar. Sağ olsunlar. Bugün onları arabaya hapsettim yani. Hemen bir park yeri denk geldi. Geldik, aldık, geldik. Buraya gelene kadar da 2 tane lotu gezdik. Normal küçük okul eşyaları satan dükkanlar oluyor arkadaşlar. Yani gerçekten benim zamanımdan beri hepimiz saatle çalışır o dükkanlarda.
Bu arada annem diyordu demin Türk Bakkalı'na lahana gelmiş. Bir gün lahana saracağız. Annemler Türkiye'ye yolda yesinler diye sarma sarmıştım ben. Buzluğum da vardı. Onlar o gün onları pişireceğim inşallah. Bakalım. Veda. Evet. Veda sahnesi. Haydi hayırlı akşamlar size. Hadi bakalım gel buraya. Gel. Haydi anne, haydi görüşürüz. Haydi. Görüşürüz. İfa şapkanı düzeltsene. Şey şunu papa şlümf gibi oldu. Evet eve gidiyoruz. Vedalaştık. Karnımızı doyurduk eve gidiyoruz. Görüşürüz. Bugün biz malum davetiye işini halledemeyince sağ olsun halam getirdi. Halam bu arada. Hadi bakalım. Haydi yürü yürü. Kız sen de yürüyelim daha şunlar gibi. Gel sen hafifsin daha. Yavaş. Kenara. Hadi çık bakalım. Evet, davetiye dağıtımına başladım. Bakalım evdeler mi? Şöyle. Burası değil miydi ya? Tüh. Bir sonraki kapı. Bakalım bakayım. Şişirdim sanırım. Evet burasıymış. Bakalım evde bulacağız mı birini. Maalesef evde bulamadım. Ama posta kutularına attım davetiyelerini. Şimdi birazdan telefon eder haber veririm. Artık gidiyoruz. Zaten sadece bir kişiye verecektim arkadaşlar. Onu da böylece halletmiş oldum. Gidiyoruz eve. Arkadaşlar eve girmeden Yusuf Selim'in ceketini tekrar göstereyim birazdan çünkü hava kararır. Eğer ihtiyacınız varsa Einstein Family'ye gidebilirsiniz. Yusuf Selim'in ceketini anneannesi hediye olarak aldı. Ve içi tamamen böyle arkadaşlar. Yani... Kışın çocukları rahat ettirecek bir ceket. Hadi biz eve girelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi eve geldik. Hemen bir üzerimi değiştirdim. Şimdi yemek yapmaya başlayacağım. Dün akşam arkadaşlar pırasa yapmıştım. Ben diyorum ki akşama pırasa var. Hifa diyor ki hemen kendime yeni bir şey menü bulmam lazım diyor. Malum çocuklara yediremezsiniz pırasayı. Oğlum çok sevdi ama kızım... Yani sevmedi pek. Derken pırasa yapmıştım. Yanına bir de şehriye çorbası yapmıştım arkadaşlar. Şehriye çorbam biraz var. Çocuklara yeter. Pırasa da eşimle bana yeter. Yanına da şöyle küçük bir şeyler yapmak istiyorum. Geçen gün Instagram'da yapmıştım. Daha çok Çinlerin yaptığı bir şey arkadaşlar. Sigara böreği ama çiğ malzemelerden yapıyorsunuz. Yani öyle bildiğimiz gibi işte yağda kızartılmıyor bu. Hafif yağda tavada isteyen kızartabiliyor. Ben kızartıyorum yoksa böyle vıcık vıcık oluyor. Yani onu suda ıslatıyorsunuz. Bu bir kağıt. Birazdan göstereyim sizlere de. Bir kağıt. Onun içerisine malzemeleri dürüyorsunuz. Ve ondan sonra onu böyle soya sosuna banıp yiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben bunu tekrar yapacağım. Ama bugün o gün tavukla yapmıştım. Tavuk koymuştum içine ama bugün şimdi o kadar uğraşasım yok. Şöyle bir aperatif ortaya koymalık olsun istiyorum. Onun için havuçlarımı soydum. Avokado aldım bir tane. Vardı zaten evde yani geçen gün almıştım avokadomu. Sonra bir tane de böyle kırmızı kapya biberim var. Onları hep getirdim. Şimdi bunları doğrayacağım arkadaşlar. Şu uzun uzun jülyen deniyor herhalde. Jülyen doğrayacağım. Yalnız havuçla
Kırmızı biberi şöyle az bir şey yağda çevireceğim ki birazcık yani şu çok sertliği gitsin diye. Çünkü o gün onları çiğden koymuştum ve birazcık böyle çok sert oldu. Çok diri oldu. Onun için bu sefer onu biraz değiştirmek istiyorum. İçine avokado ve tavada yumurta kavuracağım arkadaşlar. O yumurtayı da onun içine düreceğim. Sonra hafif yağda yani çok gerçekten az yağda onu böyle iki tarafını çeviriyorsunuz. Gerçekten tadı çok güzel oluyor. Yani sevenler için tadı gerçekten çok güzel oluyor. Eşim iki gündür onu bir söylüyor. Yapsan gene, yapsan gene diye. Dedim şimdi yemeğimizde çok yokken bari bugün yapayım. Çünkü yarına şimdi bu yemekler biterse ya şimdi bir daha bir şey yapsam bunlar bitmez. Onun için bunların bitmesi lazım bugün. Dedim onun yanına yapayım. Şimdi başlıyorum ama önce kendime bir kahve koymam lazım. Çünkü sabah 5'ten beri ayaktayım ve artık biraz sersemlemeye başladım. Ve daha akşam yeni başlıyor anneler için. Onun için arkadaşlar şimdi hemen bir kahve koyayım kendime. Ondan sonra da sebzelerimi doğrayıp işe koyulayım. Eşim biraz önce aradı biz eve gelirken 1-2 saate ben de evde olurum dedi. Birazdan o da gelir. Hifa bugün halam gelince onun çocukla Hifa, Yusuf senin üçü oynadılar arkadaşlar. Onun için de... Yani onun okul dersi konusunda fazla şey yapmak, sıkıştırmak istemedim çocuğu. Her zaman bir araya gelemiyoruz çünkü. Hifa şu anda öbür tarafta derslerini yapıyor. Yusuf Selim içeride arabalarını oynuyor. Ben de hemen yemeğimi hazırlar. Ondan sonra zaten eşim gelmiş olur. Bakalım. Efendim. Ne oldu? Kafana mı vurdun? Gerçek mi? Ya bakalım küçük adam. Bıçak. Havuç yer misin? Keseyim mi sana? Emziği anneye ver, havuç versin anne. Ama emzikle havucu yiyemezsin. Tamam sen bana emziğini ver, ben sana havuç vereceğim. Al havucu. Ver. Tamam hadi gel. İn bakalım. O biraz çok büyük. Al. Al bakalım. Yalnız ağzından ısırıp tükürme tamam. Aferin sana. Evet. Yusuf Selim'e de oyalanacak bir şey bulduğumuza göre yemek yapımına başlayabiliriz. Kahve makinesinin da yani gerçekten bana garazı var. Ne zaman ben bassam ya içimi boşalt ya çöp şeyini boşalt diyor. Haznesini boşalt diyor. Ya su doldur ya kahveleri tekrar doldur diyor. Hiç yaşıma denk gelmiyor böyle şeyler. Şimdi de kahve dolduracağız. Anne kahve içsin mi? Ya. Sen koyar mısın? Ya. Basacak mısın makineye? Gel. Gel hadi annenin kahvesini sen yap. Gel bakalım. Opa. Bas. Aç. Teşekkür ederim. Hadi gidebilirsin. Koş. Arabanı da al bak üstüne basarız. Yok aslanım onlar oyuncak değil anne. Onlar mal. Oyuncak değil onlar. Evet.
Şimdi ben sizleri hızlıya alayım, ondan sonra yemeğime başlayayım. Arkadaşlar, sizlere avokadonun nasıl kesildiğini göstermek istiyorum. Bilenleriniz illaki vardır ama geçen gün birinde izledim. Ya bildiğiniz katletti yani avokadoyu ve bu kadar israfa gerek yok arkadaşlar. Şu bir kere ortadan ayırıyorsunuz. Şu açtığınız zaman zaten şöyle kalıyor arkadaşlar. Daha sonra çekirdeğini ayırmak için. Ya şimdi bu çok sert bir avokado değil. Çok sert bile olsa şu kenarlarından birazcık bıçakla geçtiğiniz zaman zaten o bolalıyor. Şu bastırıyorsun. Şu azıcık çevirdiğiniz zaman bu çekirdeği çıkıyor arkadaşlar. Çekirdeğin üzerinde hiçbir şekilde avokado yok şu anda. Daha sonra arkadaşlar, yani bunu tahtaya da koyabilirsiniz ama bence öyle de çok israf oluyor gibi geliyor bana. Onun için şöyle kabuğunun içindeyken böyle istediğim kalınlıkta şerit şerit doğruyorum. Ve daha sonra ya bir kaşık yardımıyla ya da bıçakla arkadaşlar, hiç fark etmez. Şöyle kaşıkla içini oyuyorsunuz. Pardon. Şöyle oyuyorsunuz. Şimdi gördüğünüz üzere arkadaşlar, hiçbir şekilde içinde yok. Yani varsa da onları da böyle kaşıkla sıyırabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bir dilim dilim. Pardon. Evet. Dilim dilim avokadolarımız oldu. Efendim oğlum. Sen sürsene bunu burada. Oo, hadi sen de içeride sür de. Hadi içeriye götür de sür. Yani dedim, eğer bilmeyen varsa küçük bir tiyo. Şimdi. Diğer yarısını da şöyle keseyim. Bu arada havuçlarım ve kapya biberlerimi de jülyen doğradığım hafif yağ koydum arkadaşlar tavaya ve kızgın tavaya koydum. Şimdi işte bir iki defa döndürüp ondan sonra alacağım onları. Hafif de tuzlayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tertemiz işte. Arkadaşlar, yumurtamı da kavurdum. Şimdi başlayacağım. Şöyle arkadaşlar, bu böyle bayağı kıtır kıtır bir yaprak. Biraz güllaç yaprağı gibi arkadaşlar. Bunu şimdi birazcık şöyle bir suyun, bir kaba su dolduracağım. Şunun içine biraz büyükçe bir kabım var. Bunun içine biraz soğuk su dolduracağım. Biraz bunu içinde bekletiyorsunuz. Yani 3-4 saniye kadar bekletiyorsunuz. Ondan sonra bu biraz yumuşuyor. Ondan sonra da istediğiniz malzemeleri içine koyup sigara böreği gibi dürüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben başlayacağım bakalım. Yani havucum, biberim burada. Hepsini çok öldürmedim. Hala biraz kıtır kıtırlar ama birazcık tavada çevirdim arkadaşlar. Avokadom burada. Normalde arkadaşlar bu havucu ve kapya biberini tavuk baharatıyla da baharatladığınız zaman çok güzel oluyor. Ben şimdi sadece birazcık tuz ekledim. Burada da yumurtam var. Ona da tuz ekledim arkadaşlar. Tuzla pişirdim yani. Normal kavurdum. Altını kapatayım bunun. Yani şimdi düreceğiz. Hemen suyunu koyayım. Başlayalım yapmaya. Şimdi şöyle kaba suyumu doldurdum. Şunu da şöyle alayım. Kahvemi de bitireyim. Size aşağıya doğru alayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle sizlere de göstereyim. Başlıyorum bakalım. Önce suda bekletiyoruz şöyle.
Az biraz bekletseniz yetiyor zaten. Biraz suyunu akıtıp şöyle çatal alayım. Şimdi bunun üzerine birazcık böyle sebzelerden koyuyorsunuz. Eldivenle dürmesi zor oluyor arkadaşlar. Eldivenle olunca elinizle alıyorsunuz, daha kolay oluyor. Eğer yapacak olursanız yani eldivenle daha kolay. Şöyle. Daha sonra bir tane avokado koyuyoruz şöyle üzerine. Ve yumurta. Çok koyarsanız dürmesi zor oluyor arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar şöyle kapatıyorsunuz buralarını ve sigara böreği gibi dürüyorsunuz. Şöyle biraz sıkıştıra sıkıştıra dürerseniz daha iyi oluyor. Evet. Böyle oluyor arkadaşlar sonunda. Şimdi ben yapmaya devam ediyorum. Sizi hızlı yalıyorum arkadaşlar. Birazdan görüşürüz. Arkadaşlar ilk partiyi böyle kızarttım. Şimdi devamını yerleştireceğim tavama. Yani mümkün olduğu müddetçe her tarafından böyle hafif hafif kızartıyorum arkadaşlar. Ki biraz böyle dışları çıtır çıtır olsun diye. Bir tane de şu tarafını alalım. Yani bayağı da çıktı. Malzemem bayağı yetti. Şöyle bunu da alayım. Çok az bir şeyden tabanını yağladım. Şimdi de yapıyorum. Eşim geldi bu arada. Çocuklar onunla beraberler içeride. Ben de hemen yemeği hazırlıyorum. Evet arkadaşlar, bitirdim şimdi. Şöyle göstereyim. Şöyle minik minik rolelerimi, soya sosumu da buraya hazırladım. Bunun içine de şimdi birazcık susam koyacağım. Bunu bir kaba alıp içine susam koyacağım. Ondan sonra banıp banıp yiyeceğiz arkadaşlar. Bizlere şimdiden afiyet olsun. Sizlere de hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bizden bugünlük bu kadar. İnşallah bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Eğer beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Yetişeceğimi unuttum devamında. Beğendiyseniz arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar.